Projemizin ismi Fazla Gıda. Fazla Gıda olarak aslında iklim değişikliğine sebep olan gıda atığını azaltmakta kararlıyız. Bunun için de teknolojik çözümler üretiyoruz. Birbirlensor bir mobil uygulama. Iğdır'dan Ayşe'nin çözemediği geometri sorusunun fotoğrafını çekip İzmir'de tıp fakültesinde okuyan Ahmet'e çözdürebildiği bir platform. Psikolog Ofisi.com bir online psikolojik destek platformu. Askıda ne var? Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, kıyafet, tiyatro, konser, sinema bileti gibi ürün ve hizmetleri ücretsiz sunan bir sosyal girişim. Biz Türkiye'de ilk ve tek yerli ve milli bir drone projesi olarak buraya katılıyoruz. Türkiye'de ilk ve tek olmamız buna yeterli diye düşünüyoruz. Bu yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Konya'dan katılıyorum. Yalova'dan geliyorum buraya. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Yarışmaya Erzurum'dan katılıyorum. İstanbul'dan katılıyoruz. Yarışmaya Malatya'dan katılıyorum. Bu zamana kadar İstanbul'u, belki biraz Ankara'yı, belki biraz İzmir'i, yani genellikle büyük şehirlerimiz startupların çıktığını düşünürdük, görürdük. Ama baktığımızda Türkiye'nin bir ucundan da, Kars'tan da bir startup'ın bu yarışmaya başvurarak burada olmasını açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. Ondan dolayı çok mutluyum. Başladıkları proje aslında bambaşka bir projenin doğuşunun habercisi olacak. O yüzden buralarda olmak çok değerli. Hızlı ilerlemiş olsa da gerçekten çok inanılmaz potansiyel olan girişimlerle karşılaştık. Bu da aslında Türkiye'deki sosyal fayda odaklı ve teknoloji odaklı girişimlerin de sayısının düşündüğümüzden ne kadar fazla olduğunu anlatıyor bize. Bu da beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Kesinlikle düşündüğümüzden daha fazla inovasyon var. Yani meselelere yenilikçi çözümler üretmek, inovatif çözümler üretmek konusunda bir dünyanın olduğu aşikar. Aslında bu proje onu ortaya çıkardı. Mercedes-Benz Türk bence 50. yaşında yapabileceğinin en iyisini yaptı. Çünkü gençler ve girişimciler bizim geleceğimiz. Mercedes-Benz Türk aslında geleceğin nasıl baktığını gösterdi. Dedi ki gelecek sadece bizim üreteceğimiz teknolojilerle değil, aslında bizim birlikte olduğumuz, beraber ürettiğimiz toplumlardan gelen fikir ve projelerle yeşerecek. O yüzden çok önemli bir mesaj verdi Türkiye'ye ve dünyaya. Ya Türkiye ve yeni girişimciler olarak değişimi biz yöneteceğiz veya kaybolmaya mahkumuz. Bir hayal ürünü değil, teknolojiyi gerçekten hayata getirdiğimiz, hem sosyal hem çevresel bir problemi çözdüğümüz bir şeyle karşı karşıyayız Evreka'ya baktığımızda. 3 yıldır çalışıyoruz bu proje üzerinde. Bu böyle hemen bir anda 6 ayda ortaya çıkmış bir iş değil. Çok kompleks bir yazılım var arkasında. Bizim gibi gençlerin üretici olmasını sağlıyoruz. Bu noktadan dolayı ülkeyi bekliyoruz. Türkiye'deki bu küçük fikirlerin ileride çok çok büyük hikayeler, başarı hikayeleri yazacağını düşünüyoruz. Onun için de destekliyoruz. Bu enerji de bence çok önemli. Hem bizim bu 50 startup destek aktivitemiz, kampanyamız açısından çok önemli. Hem de Türkiye'de gerçekten böyle genç, girişimci bir ekibin bu kadar enerjik olması beni çok etkiledi doğrusu. 50 yıldır Türkiye'de izledik. 50 yıldır Türkiye için geliştiriyoruz, Türkiye'de üretiyoruz, Türkiye ekonomisine değer katıyoruz. Bu startup fikriyle de gene Türkiye ekonomisine değer katacak, farklı fikirlerin hayata geçmesini sağlayacak bir çalışma yapmak istedik. Bu yüzden 50 tane startup'ı destekliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak yarım asırdır Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve bunu da sürdüreceğimizi bütün söylemlerimizde dile getiriyoruz. Bu proje bunu ispatlayan çok önemli bir örnek diye düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk 50. yılında 50 startup'ı ödüllendiriyor.